Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırılar devam ederken diğer yandan da Azerbaycan ordusu mevzileri karşısında da yeni mevziler kurmaya çalışıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni silahlı kuvvetleri birliklerinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şarur bölgesinin Havuş yerleşimi yönünde Azerbaycan ordusu mevzilerinin önünde yeni mevziler kurmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun durumu fark ederek, Ermenilerin mevzi kurmasını engellediği, Ermenilerin sabotajının durdurulduğu kaydedildi. Karabağ konusunda tarafsız kalması gerekmesine rağmen Ermenistan'ın en büyük destekçisi olan Fransa, Karabağ'da yeni bir provokasyona hazırlanıyor. Ermeni medyasında yer alan haberde, Fraz belediye başkanlarının eşlik ettiği bir konvoyun Karabağ'a hareket ettiği belirtildi. Haberde Fransa'nın Karabağ'a göndereceği yeni insani kargoya Paris, Marsilya ve Strasbourg belediye başkanları eşlik edecek. Fransız Le Figaro dergisinin müdür yardımcısı Jean Christophe Buzin, sosyal medya hesabından Fransa'dan 10 ağır kamyondan oluşan bir insani yardım konvoyu 30 Ağustos'ta Karabağ'ın girişindeki Korniçra doğru yola çıkacak. Kargonun Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi'nin yardımıyla toplandığını kaydetti. Kargoya Fransa'nın çeşitli bölgelerinden temsilciler eşlik edecek. Heyete Paris Belediye Başkanı Anna Hidalgo başkanlık edecek. Heyet, Marsilya ve Strasbourg Belediye Başkanlarının yanı sıra birçok Fransız bölgesinin başkanını da içeriyor denildi. Diğer yandan Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki ayrılıkçıların lideri terörist Arayık Harut Harutyunyan'ın direniş güçlerinin azaldığının farkına vardığını, yeni numarasının ise Rusya'nın arabuluculuğuyla Azerbaycan hükümetinin temsilcileriyle bir sonraki toplantıyı Hocalı'da düzenlemek olduğunu belirtti. Ayrılıkçıların sözde Devlet Bakanı Gürgen Nersisyan'ın Rusya'nın arabuluculuğuyla yaptığı diyalog çağrısını değerlendirerek, Harut Yüneyan, Nersisyan'ı öne çıkardı. Ayrılıkçı grubun sözde Devlet Bakanı Azerbaycan hükümetinin temsilcileriyle görüşmek istediklerini açıkladı. Toplantı yapmak isteseler de Azerbaycanlılarla yüzleşmekten korkuyorlar, ya Rusya'nın ya da bilinmeyen bir üçüncü tarafın masaya oturmasını talep ediyorlar. Bu Azerbaycan'ın çıkarlarına uymuyor. Üçüncü bir tarafın katılımıyla toplantı yapılmasının kabul edilmesi, konunun uluslararası hale getirilmesi anlamına gelir. Havalar soğumaya başladıkça durumları daha da zorlaşacak, arabulucu olmadan buluşmaktan başka çareleri kalmayacak ya da hızla Karabağ'ı boşaltmaya başlayacaklar dedi. Ermeni uzman Avetis Babajanyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Zengezur'u barışçıl bir şekilde Azerbaycan'a teslim etmeyi teklif ettiğini açıkladı. Paşinyan'ın Ermenistan'ın barış anlaşmasına ilişkin Azerbaycan'a yeni teklifler sunduğunu ifade eden Ermeni uzman, bunun ne olduğunu, yeni tekliflerin öncekilerden ne kadar farklı olduğunu, Ermenistan'ın neden Azerbaycan için daha kabul edilebilir yeni teklifler getirmek zorunda kaldığını açıklamadı. Uzman, Paşinyan, barış gündeminin zaferi adına Zengezur'u Azerbaycan'a barışçıl bir şekilde geri dönmesini teklif etmiş olması mümkündür. Zengezur ziyaretinin hemen ardından bu tekliflerden bahsetmesi, yerinde inceleme yapması ve özellikle barışın nihai zaferi adına devir teslim sürecinin fazla dirençle karşılaşmayacağından emin olması tesadüf olmayabilir dedi. Paşinyan'ın Zengezur'un barışçıl bir şekilde Azerbaycan'a devredilmesini önerebileceğine dair makul şüpheleri olduğunu vurgulayarak, Karabağ'ı gözümüzün önünde Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdı, yani o kadar da inanılmaz görünmüyor. Paşinyan'ın gelecek planları ve barış gündemine ilişkin önemli bir gösterge daha var. Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşme sürecinden bahsediyoruz. Ermenistan hükümeti Türkiye sınırında gümrük idaresi ve gümrük kontrol altyapısının oluşturulması için yüz milyonlarca fon harcıyor. Açık bir anlaşma olmasaydı bu tür harcamaları yapar mıydı? Ermenistan-Türkiye sınırının açılması, gümrük karakolunun işletilmesi, yolun işletilmesi konusunda, peki ya sınır? Türk yetkililer zaten defalarca şunu ifade etti. Ermenistan ile ilişkilerin düzenlenmesi Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesine paraleldir. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini düzenlemeden Ermeni-Türk ilişkilerini düzenlemek mümkün değildir. Paşinyan, Zengezur'u vermeyi çok kolay bir şekilde gerekçelendirebilir ve böylece Ermenistan'ın güvenliğini güçlendirebilir. Kapalı toplantılarda Paşinyan hükümetinin temsilcileri, Rusların çekilmesinden sonra Ermenistan'ın ya Pers ya da Türk kontrol bölgesi olması gerektiğini söyleyerek, daha ilerici, daha batılı, Türk nüfus bölgesinde olmayı tercih ettiler. Paşinyan, Zengezur'un Azerbaycan'ın kontrolüne verilmesiyle Ermenistan'ın İran'ın olası tehdidine karşı kendisini güvence altına aldığını söyleyebilir diye konuştu. Diğer yandan İran'ın Türk düşmanlığı ise artarak devam ediyor. İran'ın tanınmış avukatlarından Ardavan Emir Aslani, Türklerin İran'ın düşmanı olduğunu İran'ın düşmanları tarafından kuşatıldığını belirtti. Türkiye'nin bölgedeki etkisine ilişkin endişelerini dile getiren Emir Aslani, İlham Aliyev'in Azerbaycan'ı, Suudi Arabistan'ın desteklediği Afganistan ve Pakistan'daki Taliban grubu, Körfez ülkeleri, Irak ve Türkiye tarafından istikrarsız bir durumda kuşatılmış durumdayız. Erdoğan'ın pan-Turan'cılığının bölgedeki hedefleri tamamen biliniyor. Türkler ve Osmanlılar tarih boyunca düşmanımız olmuştur. Erdoğan, Kuzey İran, Kafkaslar ve Orta Asya Türklerini destekleyerek onların siyasi, ekonomik ve askeri lideri olmak istiyor. Bu amaçla Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırısını ve Karabağ'ın üçte ikisinin ele geçirilmesini destekledi dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv ve Sumi bölgelerini bombaladığı belirtildi. Rusya tarafından gün boyunca 13 bombardıman gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 83 patlamanın yaşandığı kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya'nın Kursk bölgesine yapılan saldırıda 5 Rus uçağının imha edildiği belirtildi. Ukrayna istihbarat birliklerinin Rusya'nın Kurs bölgesindeki Rus askeri hava üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. 16 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, 4 Su-30 ve 1 29 savaş uçağının imha edildiği belirtildi. Saldırıda ayrıca, 1 S-300 ve 2 adet Pantsir hava savunma sisteminin de imha edildiği aktarıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 261.310 askerini kaybettiği, 4.400 tank ve 8.562 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 5425 topçu sistemi, 730 çok namlulu roket atar sistemi, 499 hava savunma sistemi, 315 uçak, 316 helikopter, 4383 insansız hava aracı, 1415 seyir füzesi, 7866 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun Rabotino'dan Novo Prokhorovka ve Ocheretuvat yönünde ilerlediği belirtildi. Ukrayna Taviriye Operasyonel Stratejik Birlik Grubu Sözcüsü Şitup'un, Rusların bu yöndeki kayıpları çok yüksek ve oldukça kaotik davranarak acilen başka yerlerden takviye kuvvet getirmek zorunda kalıyorlar. Topçular Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmaya yetmediğinden Rus komutanlığı hava saldırılarının sayısını artırdı dedi. Rus siyaset bilimci Andrei Koşkin, Ukrayna'nın 2024 baharında yeni bir karşı saldırı operasyonu başlatabileceğini belirtti. Rus uzman, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü Kirby, 2024 baharına hazırlanmak gerektiğini söyledi. Muhtemelen bir tür rövanş olacak, bu da bir sonraki saldırıya hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyor. Heyelan nedeniyle savaş alanında görev yapmak, manevra yapmak çok zor olacak. Bu kişi stratejik iletişimi koordine eden kişidir ve Ukrayna kriziyle ilgili stratejik bir görev vermiştir dedi.